Selamlar. Bu videomuzda Civ ve Asiv komutlarımızı inceleyeceğiz. Civ komutumuzu Service Club'ın altından bulabilirsiniz veya menü, insert, combine adresinden de bulabilirsiniz. İlk etapta Civ komutumuzu sheet tipinde kullanacağız. Komutumuz bizden hedef bir sheet body ister. Ve daha sonra tool bir sheet body ister ve ikinci seçtiğimiz sheet body'yi ilk seçtiğimiz sheet body'ye birleştirir. Gördüğünüz gibi. Eğer seçimleri tam ters yapmış olsaydık bu şekilde bir bağlantı olacaktı. Burada eğer filtremizi sheet body yapıp bakarsak farklı farklı birçok sheet body'mizin olduğunu görürüz. Civ komutuyla ilk etapta ortadaki, daha sonra çevredeki sheet body'lerimizi seçiyoruz. Gördüğünüz gibi bu sheet body'lerimiz birleşerek tek bir sheet body oluştu. Komutumuzun içerisindeki tolerans aralığında ise iki sheet body arasındaki mesafeyi ayarlayabilirsiniz. Toleransı 0.01 tutarken buradaki sheet body'lerimizi birleştirmeye kalkarsak bir birleştirme yapamayacağız. Fakat buradaki toleransımızı artırırsak gördüğünüz gibi bir bağlantı sağlanacaktır. Fakat bu kadar büyük bir toleransla çalışmak çok da sağlıklı bir geometri oluşturmayacaktır. Eğer bu diktiğimiz sheet body'lerimiz kapalı bir geometri oluşturursa karşımıza bir solid body çıkacaktır. Geometrimiz solid body yapısına ulaşacaktır. Civ komutumuzu sadece sheet body'ler değil, aynı zamanda solid body'lerde de kullanabiliriz. Eğer burada solid tipini seçersek, aynı yüzeyi paylaşan solid body'lerimizi birleştirebiliriz. Buradaki sinirimizi gizlersek, burada sinirik yapıda bir yüzeyimizin yani face olduğunu görebiliriz. Böyle bir face. Ve yine arkadaki sinirimizin yüzeyi de bu şekilde. Save komutuyu da solid seçeneğini seçiyoruz ve hedef olarak ilk etapta sinirimizin alt yüzeyini seçiyoruz. Ve daha sonra sonuca baktığımız zaman tek bir solid body olduğunu görebiliriz. Asif komutumuz ise sheet body'lerimizi ayırmakta kullanırız. Şekildeki geometrimizde tek bir sheet body'miz var fakat parçalı her birinin yüzeyi var. Asif komutuna Surface tabının altından buradaki More grubundan ulaşabilirsiniz veya yine menü, Insert, Combine, Asif adresinden de bulabilirsiniz. Seçtiğimiz yüzeyi ayrı bir sheet body yapısına ulaştırabiliriz. Asif komutunda Settings kısmında output seçeneklerine bakarsak iki farklı seçeneğin olduğunu görürüz. Şimdi seçtiğimiz yüzeylerde eğer One Body for Connected Faces seçili olursa burada seçtiğimiz yüzeylerin tek bir sheet body olduğunu görebiliriz. Fakat One Body for Each Face seçeneği seçili olursa
Bu iki yüzeyimizi seçtik ve okey dedik. İkisinin de ayrı ayrı sheet body olduğunu görebiliriz. Aynı zamanda ansiv komutunda eğer bir solid body'mizin yüzeyini kullanırsak buradan bir solid body'miz var bizim ve alttaki yüzeyi seçiyorum. Bu durumda gördüğünüz gibi solid body'miz artık bir sheet body oldu. Ve burada da solid body filtremiz kalktı. Çünkü şu anda halihazırda bir solid body'miz bulunmamaktadır. Eğer bu ayırdığımız yüzeyimizi save komutuyla tekrar dikecek olursak buradaki sheet body ile buradaki sheet body'yi okey diyoruz. Gördüğünüz gibi solid body'miz kapalı bir yüzey geometrisi olduğu için oluşmuş oldu.